Kayseri'de aile hekimine uygulanan şiddete tepkiler devam ediyor. Türk Sağlık Sen Kayseri Birnoğlu Şube Başkanı Kamil Ünal yapılan saldırıyı kınadığını ve sağlık çalışanlarına şiddet konusunda gereğinin yapılmasını istedi. Başkanım, biliyorsunuz ki dün bir aile sağlığı merkezinde bir hekimimiz görevi başında darp edildi. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Maalesef esefle, üzüntüyle karşıladığımız bir olay. Biliyorsunuz dünya bir Covid belasıyla karşı karşıya. Ülkemizde Mart 2020 yılından beri bu belayla uğraşıyor. En ön safta, cephede Covid'le savaşan sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıyı öncelikle kınıyoruz. Çünkü sağlık çalışanlarımız ailelerinden, eşlerinden, çocuklarından ayrıca kendi canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak için her türlü fedakarlığı bu zamana kadar gösterdiler. Bundan sonra da canlarını hiçe sayarak bu fedakarlığı gösterecekler. Bu durumda, böyle bir ortamda Hacı Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimimiz Celal Naci Gökçınar hocamız ile beraber çalıştığı eşi Hemşe Hanım kendini bilmez cani, maganda biri tarafından görevi başında sağlık hizmeti sunarken darp edildi. Bu olayı öncelikle kınıyoruz. Bunu yapanı Allah'a havale ediyoruz. Bu noktada il valimiz Sayın Şehmuz Günaydın'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili hassasiyetini dile getirdi. Bilfiil Celal hocamızı telefonla aradı. Kendi özel telefonunu verdi. Herhangi bir sıkıntı, isteği olduğunda direkt kendisine aramasını söyledi. Bu noktada Sayın Valimize gösterdiği hassasiyet için Kayseri'deki kamu çalışanları adına teşekkür ediyorum. Ayrıca Sağlık Bakanımız da Sağlık Müdürlüğü'nü birkaç kere arayıp konuyla ilgili bilgi istedi. Ama bizim sağlık çalışanları olarak artık yeter dediğimiz ve bunun sözde kalmaması gerektiği, bu noktada da bu tür haince, kahpece sağlık çalışanlara saldıranlar hakkında kesinlikle tutuklu yargılamanın olması. Yani bu cezası belli oluncaya kadar bu kişilerin serbest bırakılmadan tutuklu olarak yargılanmasını sizlerin huzurunda bir kez daha talep ediyoruz. Buradan da Sağlık Bakanımıza bir defa daha çağrıda bulunuyoruz. Sayın Bakanım, lütfen sağlık çalışanlarının yanındayız diyorsunuz. Bunu fiiliyata dökelim. Lütfen yanında olduğunuzu, sağlık çalışanlarına uygulanan bu şiddet konusunda tutuklu yargılanmayı sağlayarak gerçekleştirmenizi istiyoruz. Size de bize bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyorum.